Merhaba. Bugün sınavlarda öğrencilerin verdiği komik cevaplara bakacağız. Yine Yavuz var yanımızda. Aynen. Bakalım ne kadar komik. Şimdi isterseniz videoya başlayalım. Yandaki trafik levhasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A. Alt geçit. B. Yaya geçidi. D. Define var. D. D okuma gerek yok sanki. Yol çalışması. Ya bence define varı yani kim yazdı? Bence troll olsun diye yazmış. Çünkü hani define arıyormuş gibi var ya. Bence o yüzden yazmış. Yol çalışmasını. Aynen. Diğer şey geçelim. Bunda güldük. Bu arada bu güzeldi. Bunu sen okudun. Bu. Nasıl? Evet, iyi toplu. Bu ne yazandı şimdi? Move it. Ay, her şeyi anladım. Aynen. Diyor ki, soruda diyor ki, aileni ve arkadaşlarını beğeniyor musun diyor. Burada da I like to başını koymuşlar cümlenin. Bu da işte Madagaskar'daki I like to move it. I like to move it şarkısını yapmış. Yiğit'le Atakan kazandı. Ben bu şeyin bu cevapları verirken büyük bir ihtimalle bu cevabı veremedi, o yüzden böyle bir şey yazdı. Aynen. Boş kalmasın. Aynen. Şimdi üçüncüye geçiyoruz. Geldi. Devlet nedir? Tanımlayınız. Devlet insanlara gecekondu gibi ev bark yaptırır. Orada bir iki ay otururlar. Sonra devlet o evi yıkar. Fakirler, yoksullar yani düşük olanlar yaşar. Bir de 8. sınıfa ait. Aynen. Arkadaş düşünüyor ki gecekonduları devlet yaptırıyor. Ondan sonra bir iki ay otururlar. Otururlar yazıyor. Sonra da o evi yıkar diyor. Aynen. Yani gecekonduyu devletin yaptırdığını düşünüyor arkadaş. Çok değişik. Değişik bir kafası var arkadaş. Sindirim sistemi organları yazınız. Burun, mide, akciğer. Bakın, A burun, B mide, C akciğer, roza. O şey, iyi kur. Bu üçüncü sınıf. Arkadaş küçük zaten belli. Aynen. Zaten üçüncü sınıf, yani ilk okul sınıfına. Peki ne anladınız? Hiçbir şey ben anlamadım bundan. Niye gülüyorsunuz? Yiğit gülüyor diye gülüyor. Sindirim sistemi nedir? Belki anlamayan küçük arkadaşlar vardır. Sindirim sisteminde bağırsak, ince bağırsak, mide, ağız vardır. Ama arkadaş demiş ki burun, mide, akciğer demiş. Bak, B'yi doğru bilmiş. Mide. Akciğerin solunum sisteminde olduğunu bilmiyor arkadaşlar. O yüzden sindirim sisteminde yapmış. Üçüncü sınıf. Siz ikiniz de anlamadınız. Allah. Neyse, biz beşinci örneğe geçelim. Sen değilim. Ben de mi? Görünmüyor ki buradan bir şey. Gerçekten ne biçim yazmış. Ova nedir diyor. Çukur, mukur gibi yamukluklara ova denir. Ortaokul ikinci sınıfmış. Yaylaya benzeyen şehirden uzak, kimsenin gitmediği yazın ter atmak için yerler ovadır. Arkadaş ovaya ilk önce çukur mukur gibi yamukluklara ova denir demiş. Ondan sonra Mahmut da yaylaya benzeyen şehirden uzak, kimsenin gitmediği yazın ter atmak için yerler ovadır demiş. Çok değişik arkadaşlar. Ortaokul ikinci sınıf. Muhtarın görevleri nelerdir? Çoktur. İlkokul üçüncü sınıf Yusuf muhtarın görevleri nelerdir diye sorunca çoktur. Bir de öyle bir yazış var ki. Aynen. Diyelim. Aşağıdaki şiirin ölçüsü nedir? Şiirin ölçüsü nedir? Yaklaşık 9 santimetredir. Lise birinci yazmış. Şiirlerin ölçüleri olur ya. Aynen. 9 santimdir.
Yaklı. Oha bu ne böyle? Aynen. 17. soruyu mu? Allah'ın varlığının delillerinden olan aşağıdaki iki delili açıklayınız demiş. Yazmış ki birinci Allah dua. Allah diyen. Allah diyen. Okumuyor. Bu nasıl bir yazı ya? Yiğit okuyabiliyor musun? Sen oku istiyorsan. Dört mü var orada ne? Bir. Allah diyen ibretlik aslan ve karga. İki. Annesini dövüp Kur'an yırtan çocuğun maymunu dövüşmüş. Kaçıncı sınıf mı? Evet. Allah'ın delillerinden Kur'an'daki şeyleri yazmayıp gelmiş. Yine aldım bu parça. Allah diyen ibretlik aslan ve karga yazmış. Sonra da annesini dövüp Kur'an yakan çocuğun maymuna dönüşmesini yazdı. Gerçekten çok komik şeyler var. Hoca da eksi 20 puan verdi. Vermesi lazım bence. Ben mi okuyorum? Ne ben de. Aşağıda ismi verilen kişilerin peygamberimizle akrabalık derecesini yazın. Tövbe tövbe. Amine 30 derece. Abdullah 60 derece, Abdülmuhtem 40 derece, Halime 50 derece, Ebu Talip de 20 derece demiş. Çok güzel. Kıyamet günü ne demektir? Kıyamet günü her şeyin kıyamet kıymetli olduğu bir gündür. Kemal İlkokul 5. sınıf. Tam bunu okumanıza gerek yok. Okullarını da şöyle, ay yani sınıflarını da söyle. Gözüküyor zaten. Aynen bu gözüküyor. Baba altını üstüne getirmiş evin demiş. Derken ne anlatılmak istenmiştir demiş. A. Evi güzelleştirmeyi. B. Evi aşırı şekilde dağıtmayı. C. Evi ters çevirmeyi. O da C'yi işaretlemiş. Artık salladım mı? Bu nasıl okundu? Sok kapanı. Sok kapanı. Sizi sokmanıza gerek yok. Ben okuyorum. Aşağıdaki açık uçlu soruları verilen boşluklara göre cevaplayınız. İslam'ın şartlarını yazınız. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, haçtan geri gelmek. Şeyi bulamamış kesin sonuncuyu. Onu da sallamış. Haçtan geri gelmek. Sonuç olarak gitti mi gelmesi gerekiyor. Aynen. Orada kalmayacak. Geri gelince kabul oldu. Gitmiyor. Demek ki sona geldik. Aynen sona geldik. Çok bence güzelmiş. Çoğu komikti. Komik aynen. Olmayanlar da vardı aynen. Ama çoğu komikti. Aynen. Mesela bir tanesi en beğendi. Herkes söylesin. Geçti. Geçti. Geçti mi? Evet. Ben mi okuyayım? Daha çok fazla ileri gitmiş. Dur. Bunu büyüteyim istersen. Sabah namazını çok bulanık. Sabah namazını kılınışının detaylarını bir şekilde anlatınız. Niyet etmek resimler böyle duruyor böyle duruyor. Çöp adamların namaz kıldırmış. Bak yatıyor şu da orada. Şunu küçültelim ondan sonra devam edelim. İlahi Hoca sorduğun soruya bak demiş. O değil mi? Okuma gereken yer. Dur. En iyisi ben büyüteyim. Aynen büyüt. Hem suda hem karada yaşayabilen hayvanların özellikleri nelerdir? Hem suda hem de karada yaşayabilmeleri. Evet, çok mantıklı. Aynen. Bravo. Bravo. Kimse bravo. Çok güzel bir soru. Şimdi soru X, soru 3, X'i bulunuz demiş matematik hocası. Lise falan büyük bir ihtimalle. Burada. Yok, orada sorusu. Ondan sonra çocuk şey yapmış. X'in olduğu yeri matematiksel işlem bulunmamış. Gitmiş okula göstermiş. Burada yazmış. İster biraz büyüsen onu. Şuradan okuyacaksın. Evet. Boşanmalarının temel sebebi nedir? Evlenmek. Nasıl bir soru ya?
Nasıl bir soru değil oğlum. Boşanmaların temel sebebi nedir? Çocuk da çok mantıklı bir cevap vererek evlenmek demiş. Allah Allah. Evlenmesi de öyle bir şey olmuyor. Aynen. Hangisini okuyayım? Üçünü de mi okuyayım? Hayır, sıra sıra. Orada bir tanesidir muhtemelen. Ya üç tane var. Üç tane var. Bir tanesidir onların komik olan. Ha aynen. Konu ya malzeme olan. Ha. Hayır, hepsi komik. Bilmiyorum, bakın okuyorsun. Okulumuzun güzelleştirmesi için neler yapılmalıdır? Gökdelen yapılabilir. Siz okul başkanı olsaydınız neler yapardınız? Bahçeye gökdelen. Okulda rahatsız olduğunuz durumlar var mı? Varsa neler? Gökdelen yok. Bu çocuk gökdelenle takmış. Tamam mı? Evet. Yukarıdaki fotoğrafta kardeşlerinin birbirinin düz diğerinin kıvırcık saçlı olmasının sebebi ne olabilir? Açıklayınız. Saç düzleştiricisi. Bence bana şey de geliyor. Çünkü düzleştirici o kadar fazla olmuyor. Ayrı anne baba. Mesela tamam aynı. Kesinlikle gen farkı değil. Bitti galiba. Hayır, kapatış. Evet, nasıldı? Bence çok komikti. Aynen. Ne kadar komikti? Yani. Çok. Ne kadar? 80 derece. 80 derece. En beğen dizisi neydi? Muhtar. Muhtar mı? Başka var mı? Benim en çok beğendiğim Peygamber Efendimiz'i akrabalarını %30 diye. Aynen. O da çok güzeldi. Sadece Elif var ben mı? Ben de o peygamber seni çok beğendim. Aynen. O çok güzeldi. Bence çoğunlukla hepsi güzeldi. Aynen. Şey mesela gökdelen de çok güzeldi. Gökdelen'e çocuk. Okulum gökdelen'e takmış çocuk ya. Okulda nelerden şikayetçisiniz? Gökdelen yok. Aynen. Gökdelen olur canı olacak. Peki o zaman izleyenler ne yapsın biliyor musunuz? Sence? Like atsınlar. Başka ne yapsınlar benim? Abone olsunlar. Başka ne yapsınlar Yavuz? Yorum yapsınlar. Yorum yapamıyorlar. Niye? Yorumlar doğru. Kapalı. Evet. O zaman ne yapsınlar? Instagram ve Facebook'a yazsınlar yine. Yazsınlar, yeni videoları beklesinler. Aynen. Bildirimleri açıp yeni videoları bekleyin. Galiba çocuk içeriği olduğu için bildirim de açtır. O zaman ne yapın? İzlemediğiniz eski videolar varsa onları izleyin. Aynen. Bence de Facebook ve Instagram sayfalarımızı da takip edin. Çünkü çok komik videolar var. Şimdi yerde de Facebook ve Instagram sayfalarımız çıkacak oradan bir yerden de. Onları da takip etmeyi unutmayın. Çıkacak. Yok, çıkmayacak. Nereden biliyorsun? Aşağıda çıkacak. Linklerde. Bak şuradan bir aşağı kaydırın orada çıkacak. Tamam. Görüşürüz. Bay bay. O zaman bay bay. Hoşça kalın, mutlu kalın, biz takipte kalın. Şehirin elinin yaptığı şey.